Evet, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yalçın hocamı bekliyorum ve geldi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Biraz heyecanlıyız tabii. İyi canım. Köyün duvarlarını Aha, evet. evet. Bayağı katılımcılarım giderek artıyor hocam. Herkese hoş geldiniz ve iyi akşamlar diliyorum. Sizi tanıyorlardır zaten. Kısaca kendimden bahsedeceğim, sonra sizi yönlendireceğim. İsmim Esra Çelik, matematik öğretmeniyim. 7 yıldır matematik öğretmenliği yapıyorum ve Eskişehir'de yaşıyorum. Bunun dışında işte Kanguru Matematik, Türkiye Matematik Yarışması ve Dünya Matematik Yarışması gibi yarışmalarda görev alıyorum. Bir de Ekip Türkiye isimli muhteşem bir oluşum içerisinde matematik projeleri üretmeye çalışıyoruz. Burada bizi bir araya getiren Nesli Matematik Köyü'nün de 8 yıldır öğrencisiyim ve gönüllüsüyüm diyorum ve Ali Nesin hocamı takdim ediyorum. Hepiniz tanıyorsunuz zaten. Matematik duayeni ve Nesin Matematik Köyü'nün kurucusu. Teşekkürler hocam. Hoş geldiniz tekrar. Söz sizde. Estağfurullah, hoş bulduk. Teşekkür ederim ben. Evet. Hocam nasıl köyde hayat? Biz burada kapandık şehre. Online dersler. Bir taraftan o yoğunluk. Siz de köyden devam ediyorsunuz. Yazık size yani. Yazık. Yani köyde olağanüstü. Tabii kırk dönüm burası. Dünya kadar yerimiz var. Meğer Selçuk'a gidemezmişiz. Ya da hatta Şirince'ye bile gidemezmişiz. Hiç hayatımda gitmedim Şirince'ye ama bunu öğrendiğimden beri içimde bir Şirince gitme arzusu belirdi. Şey yasak olunca yapma isteği değil mi hocam? Evet. Ya çok iyiyiz burada. İkinci sınıf öğrencilerimi buraya çağırdım. Bayağı erken geldi. Geldiler. Onlarla ders yapıyoruz. Her gün 4 saat ders yapıyoruz onlarla. Zaten YouTube'a da yüklüyorsunuz sanırım o dersleri. Bizleri de mahrum bırakmıyorsunuz yani. Bekliyoruz onları. Herkes izlesin diye tabii ki. Ama çok ders veriyorum. Yeterince zaman olmuyor YouTube'u yükleyecek. Baya baya elde birikmiş var yani. Olağanüstü güzel dersler oluyor. Çok, yani ikinci sınıf öğrencilerle doktora seviyesinde, üstelik üst seviyede doktora seviyesinde dersler yapıyoruz. Yaz döneminden belki daha da verimlidir dediğiniz gibi. Belki izole daha az kişi. Evet. Tamamen odaklanılmış bir şekilde. Çok oynuyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Gerçekten bir kere daha özendim şu an orada olamadığım için. Yani çok... Hocam fazla, pardon, buyurun. Ya rica ederim. Çok iyi olurdu bu da olsaydın. Evet. Kaçamıyorum şu anda da. Hocam çok soru var size. Yani biraz nabız yoklayayım istedim. O kadar soru var ki şöyle bir genelledim. Sizlere onları yöneltmek isterim uygun görürseniz de. Yani özellikle şunu merak ediyorlar bu arada. İşte biz buradan şehirden online eğitimleri sürdürmeye çalışıyoruz. Pek çok platform üzerinden. Sizin bu konudaki fikrinizi çok merak ediyorlar. Yani bu online eğitim zaten şu an mecburuz. Yani başka bir opsiyon da yok ama ne düşünüyorsunuz? Acaba Ay Hoca ne düşünüyor? Bunun verimi hakkındaki fikirleri ne diye merak edenler çok fazla. Valla ben hep kendi başıma öğrendim. Yani ben pek üniversite gitmedim. İlk 3 yıl hele hiç gitmedim. 4. yıl biraz gittim. Ben hep kendi kendime öğrendim. Kendi kendime anladım. Ve çok verimli olur. Ama tabii yani gece gündüz çalışmaları lazım öğrencilerin. Öyle günde 1 saat 2 saat çalışmak da olmaz. Yani bizim öğrencilerimiz benim gözlemlediğim kadarıyla part time öğrenci. Yani öğrencilik bir meslektir. Bir iştir. Yani öğrencilik çok zor bir işte çünkü para da almazsın çalıştığın için. Ama sanki maaşlıymış gibi her gün 8 saat 10 saat çalışman lazım. Yani Değil mi? Düşünün. ki ben daha çalışırdım. Bence bu bir fırsattır. Kendi kendine öğrenebileceğini anlamak için bir öğrenciye olağanüstü bir fırsattır. Yani başkasından bir şey öğrenilmez. Yani başkasına bir şey, yani şöyle söyleyeyim. En azından temel bilimler öğrenilmez başkasına. Fransa'nın başkentinin Paris olduğunu başkasına öğrenilsin de. İşte analitik geometriyi ya da işte diferansiyel geometriyi, cebirsel topolojiyi kendi kendine öğrenirsin. Yani başkası öğretemez sana. Başkası seni yönlendirebilir. Şu kitaba bak der. Evet. Yol gösterebilir. Evet, şu problem üzerine düşün der. Şu sayfaya bak der, bir şey söyle, şu makaleye bak der. Başka seni yönlendirir. Ama kimse sana bir şey öğretemez. Hocam sanki biz öğretmenlerin de okul öğretmenlerinin bu konuda eksiğimiz var. Bu yönlendirme konusunda
Siz çok Hakkı vermek. çok öğretmek istiyorsunuz. Öğretmenler Evet. çok öğretmek istiyor. Yani yırtınıyorlar öğretmek için. Öğretme. Yönlendir. Gerektiği zaman paylaş. Öğretemezsin. Boş boşa çırpınma. Değil mi? Çünkü öğrenmek ve anlamak arasındaki çizgiyi de anlatamadığımız için herhalde iki Tabii. hatlar karışık. Tabii. Matematik özellikle öğrenilmez, anlaşılır. Yani, değil mi? Yani Fransa'nın başkenti Paris olduğunu ancak öğrenebilirsin. Başka, onun anlaşılacak bir tarafı yok ki. İşte P ile başlıyor, S ile bitiyor, 5 harfli falan. Demek ki Fransa'nın başkenti Paris'miş diyemezsin ki. Böyle bir mantık yok ki. Değil mi? Yani. Aynen öyle. Evet. Ben bunu sizin sayenizde öğrenmeye çalıştım, matematik köyünde. Öğrenmek ve anlamak arasındaki farkı Ya kendime daha geliştirmeye çalışıyorum zaten. şimdi geçenlerde bir şeyler yapıyorduk. Benim ta kaç yıl önce, 40 yıl önce gördüğüm şeyler. Unutmamışım. Unutmamışım. Çünkü anlamışım. O benim parçam olmuş. Her teorimin bir öyküsü vardır, biliyor musun? O teorimin öyküsünü bilmek lazım. Teorem satır satır bilinmez ki. Teoremin can alıcı bir fikri vardır. Bazı teoremler kolaydır. Çünkü yani çok kolaydır. Hemen yani bellidir gideceğin yol. Ama bazı teoremlerde bir fikir lazım. O fikri bilmen lazım. O kadar. Başka bir şey değil. Yani hatta belki o matematikçinin yaşadığı dönemin hikayesi bile. Yani mesela küçük yaş grubuyla okullarda bir bilgiyi anlatmaya çalışırken ben de okul kültürüyle tabii biraz hikayesinden bahsettiğimiz anda dediğiniz gibi nereden çıktı, hangi fikirle direkt öğrenci olayın içine girmeye başlıyor aslında. Orada bile bir nebze olsun ön yargıyı kırabiliyoruz. Dediğiniz gibi yani bütün boyutuyla ele almak lazım. Matematik yani sayısal deyip kenara koyanlar oluyor ya. Yani öyle bakılmaması gerekiyor gibi. Sen kaç yaşında çocuklara ders veriyorsun? Ben 11, 12, 13 yaşındaki çocuklara ders veriyorum okulda. Çok zor. En zoru o herhalde. Evet. Çok, en zor herhalde. Yani ikna etmem gerekiyor, öğrenmelerini önce hazırlamam gerekiyor. Hani bunu başarabilirsem bir şeyler anlatacağım, işte biraz kesir anlatacağım, biraz asal sayı anlatacağım ama önce bir şey öğrenmesine ikna olması lazım. Zaten küçük yaş grubu. Evet. Kendini böyle duygusal olarak güvende hissetmesi gerekiyor. Yani öğretmenine hissetmesi gerekiyor. O anlamda da sanırım İşte öğretmenlere çok görev düşüyor ve yine size gelen sorulardan biri öğretmenler ne yapmalı? Yani öğrenciyi o yönlendirmeye alışması için öğrenciyi ikna etmesi de küçük yaş grubunda nasıl geliştirmeli kendini? Neler yapabilir? Tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Her şeyden önce öğretmen kendisini geliştirmezse eğer fazla bir şey yapamaz. Senin gibi köye gelmedi mesela. Yani internette şimdi dünya kadar materyal var. Eskiden yoktu. Benim parası olanlar benimdi. Yani 3-5 kuruş param vardı. Sahaflara gider. Fransızca, İngilizce kitaplar alırdık okumak, öğrenmek için. Eski kitaplar bir de. 1950'lerin kitaplarını falan alırdık. Ben doğmadan önce yazılmış kitaplar alırdık. Şimdi öyle değil ki. Yani dünya kadar Wikipedia'da neler var, bir sürü kanallar var. Hem YouTube'da, her yerde. Ve ben hala da bu yaşta büyük bir zevkle izliyorum onları. Yani benim bir sürü videom var. Pisagor evi galiba. Bir de bizim kendi sitemiz de var. Köyün sitesi de var. YouTube'da. Neyse, kanalı var. Yani öğretmenler öğrenmiyorlar genellikle. Kendilerini geliştirmiyorlar. Zaten çok zayıf mezun oluyorlar. Bir Üniversitede şey çok... katmıyor Evet. ki fakülteler. Yani sırf fakülte hiçbir şey katmıyor. Evet. Ve daha sonra da kendilerini geliştirmeleri için bir neden de yok. Kendilerini geliştirirler, maaşları artmıyor. Statüleri yükselmiyor. Daha fazla saygı görmüyorlar. Daha fazla saygı görürler aslında ama yani maaşları artması lazım. Ya da işte her yıl bir sınav olması lazım öğretmenlere. Değil mi? Tarafsız, zihninde bir sınav olması lazım. Öğretmen ne kadar fazla araştırırsa, kendini geliştirirse, öğretmenler bir defa bir zaman sonra öğrenmenin zor olduğunu unutuyorlar. O çok önemli bir şey. Yani anlamanın zor olduğu, daha doğrusu diyeyim. Yani bir şey keşfetmenin zor olduğu, bir problem çözmenin zor olduğu, o çaresizliği unutuyorlar. Dolayısıyla öğrenciden de uzaklaşıyorlar. Kesinlikle öyle hocam. Yok, gerçekten öğrenme açlığı çekmeyen bir öğretmenin hani bir öğrenciyi öğrenmeyi empoze etmesi kadar zor bir şey olmasa gerek. Burada küçük bir anım var. Benim belki de öğrencilerle kurduğum en yoğun bağ 2 yıl önceydi. Almanca öğrenmeye başladım.
başlamıştım ve okuldaki bir öğretmenimiz yardımcı oluyordu. Bayağı ödevler veriyor bana. Ben ödevleri yetiştiremiyorum. Oradaki çabamı görüyor öğrenciler. Direkt buna şahit oluyor ve direkt bağımız artmıştı. Aa, öğretmenimiz de bir şey öğrenmeye çalışıyor. Ona da ödev veriliyor. Aa, yapamamış o da. Yani direkt orada empati kurup bağ arttırmaya çalışıyor ve ben öğretmenin her şeyi bilirim algısını vermediğim zaman da öğrenciye dokunman da daha rahat oluyor, daha kolay oluyor diye hissediyorum kendi adıma. Tabii. Yani burada birisi öğretmen özel dersten başını kaldıramıyor ki demiş. Bir, bir şey izleyebilir YouTube'dan. İki, öğretmenin zaten özel ders vermesi zaten yani bir trajedi, bir yanlışlık. Yani değil mi? Yani öğretmen özel ders vereceğine kendisi geliştirerek maaşını arttırsa daha doğru olmaz mı Türkiye için? Evet, bu da sistemsel bir sorun var aslında, Ya değil bu mi? da Yani akademide değil yani. Böyle bir şey yapılabilir. Dünya kadar sınav yapılıyor. KPSS bilmem ne, şusu busu. E bir de böyle bir sınav olabilir her yıl. Değil mi? Bunun derecesi olur. Birinci sınıf öğretmen, ikinci sınıf öğretmen, üçüncü sınıf öğretmen, dördüncü sınıf öğretmen. Ne bileyim ben. Değil mi? Yani çok zor bir şey değil. Niye bence de. yapmıyor? Niye bunu? Çünkü diğer çocuklara uygulanan sınavlardan belki sıra gelmiyordur hocam ona. Yani sürekli her seviyede bir sınava maruz kalıyorlar ya. Ne kadar olması gerekiyor, olmaması gerekiyor tartışılır. Yani örneğin şu an en yakın 8. sınıf öğrencilerin katılacak olduğu bir sınav var. Liseye geçiş sınavı. İşte matematik soruları son 3 yılda biraz daha muhakeme ağırlıklı sorular. Eskiye nazaran daha kaliteli sorular var ama çocukları bu sorulara hazırlamak için, bunları rahatça düşünerek çözmeleri için bir ortam. Bu defa başka bir yerdeki sorun oradaki problemi daha da korkunç hale getiriyor. Çözemiyoruz kaygısıyla buluşuyor çocuklar. Yani onların sınavına ayrılan zaman öğretmenlerin eğitimini biraz kısaltıyor sanki. Yani içinde, sistemin içerisinde de olduğum için bu yorum yapabilirim açıkçası. Bir de öğrendiklerini hemen bir amaç için, bir sınavda kullanmak için öğrenmeye çalıştıkları için o anlama, bahsettiğiniz anlama tamamen geride kalıyor. Evet. Sizin gözlem, mesela lisede geldiklerinde öğrencisinin gözlemleriniz neler? Ya bize bir defa bir öğretmenler için bir program yaptık burada. Yıllar önce. İlk yıllarda olimpiyatlara hazırlık yaptık. Biliyorum. Ne 60 kadar öğretmen geldi yanlış anlamıyorsam. Ve onlara ne yaptık? Sabahleyin temel şeyleri yaptık. O teori yaptık. Teoriyi görmek istemiyorlar. Teoriyi görmek istemiyorlar. Sonra öğleden sonra problem çözüyoruz. Ben onlara her akşam 2-3 tane problem verirdim. Ben de bilmiyorum cevabını. Ondan sonra ben gece işte 2-3 saat çalışıyordum. Onlar çalışır mı çalışmaz mıydı bilmiyorum. Sonra işte ertesi gün onları çözerdik. Hiçbir çözemezdi. Ben problemlerin birisini, ikisini, bazen de üçünü falan çözerdim. Ya derdim. Ve teori istemiyorlar. Ve ben onlara her seferinde bir problem çözdüğüm zaman o problemin çözümünün o probleme tekil olduğunu, sadece o probleme ait olmadığını söylüyordum. Bu bir teorinin parçası diyordum. Şimdi olimpiyatlarda 6 tane soru soruyorlar. İlk ikisi kolay. Öbür ikisi orta zorlukta. Son ikisi bayağı zor. Yani ilk 4 problemi teoriyle zaten çözebiliyorsun. Son 2 problem biraz daha fazla yaratıcılık gerekiyor ama ilk 4 problemi çözebiliyorsun teoriyle. Ama bunlar teori istemiyorlar. Bunlar istekleri şey, bize problem çözme sanatını öğret. Nasıl problem çözülür? Yahu Direkt sonucu. ben bilsem nasıl problem çözüleceğini, yani burada ne işim var? Gidelim ne kadar problem varsa ya yüzüne çözelim teker teker. Bunun bir yöntemi şeysi yok ki. Yani, öğretmenler böyleyse ki bunlar en iyi öğretmenler herhalde. Olimpiyat öğretmenleri olduklarına göre. En iyi öğretmenler de böyle. Yani diğer öğretmenler nasıldır ve çocukları nasıl yetiştiriyorlardır? Nasıl bir anlayış? Yani sanki bu kurallar Allah'ın emriymiş gibi. Yani sanki bir kitapta yazıyormuş gibi. Yani bu bilimin matematiği başkasının bir uğraşıymış gibi öğretiyorlar. Çocuk matematiğe sahiplenmiyor. Bu benim. Ben bunu anlamalıyım diye sahiplenmiyor. Böyle bir kurallar bulmuş. O kuralları ezberleyeyim diyor. O zaman dünyanın en sıkıcı şeysi olur tabii ki. Öğretmenler de öyle ama. Yani. Ve bu yüzden zaten çocukların korkulu rüyası oluyor matematik. Yani dediğiniz gibi bir ders saati içerisinde maksimum kaç tane soru çözebilirim yarışı olduğu için işte Tabii. formülü ezberleyip sonuca ulaşma. Yani korkulu rüyaları maalesef matematik oluyor. Ve hatta dünyanın çoğu yerinde genelleme yaparsak bu böyle sanırım. Yani matematik korkulan ders. O
Sizinle hocam size ulaştığım ilk yazıyı aslında paylaşmak istiyorum ben şurada. 2000, 2004 sayısı Matematik Dünyası dergisinin Evet. birinci sınıf öğrencisiydim ve okulumuza gelen ücretli bir öğretmen vardı. Böyle sırt çantası kitaplarla dolu olan bir öğretmen. Çıkarırdı kitapları masanın üzerine bırakırdı gün boyu kim ne okursa. O kitaplardan, dergilerden bir tanesi Matematik Dünyası dergisi ve hiçbir şey anlamadım tabii içinden. Birinci sınıf öğrencisiyim. Kapakta sizin yazınız vardı. Hiç unutmuyorum ve düşünmek üzerine olan yazınız. Bir işte 3 saat bir sınava sokmuşsunuz pek çok öğrenciyi ve 1 saat olmadan çıkıp gitmişler. Cevabı bulamadık diye. Şöyle bir şey yazmıştınız orada. Yani bilerek de yeniden okuyup tazelemedim. Ne hatırlıyorsam olsun diye. Oysa ki ben onlara çözüm dememiştim ki, cevabı bulun dememiştim ki, uğraşın demiştim. Yani düşünmeyi bilmemek galiba en büyük problemimiz ama bunu nasıl öğretebiliriz? Bu öğrenilebilen bir şey mi? Nasıl gelişir? Bunu Çok bilmiyorum ben de. çok zor yani, düşünmeyi öğretmek çok zor. Şeyi öğretebilirsin. Ne bileyim ben, puzzle'larını nasıl geliştireceğini öğretebilirsin. İnternete gir, söyle, aldık kaldır günde 1 saat. Şöyle beslen, şunları yap, şu hareketleri yap. Yüzmeyi de öğretebilirsin. Ama düşünmeyi öğretemezsin ki. Yani birisi düşün dediğin zaman ne yap? Yani kolunu kaldır dediğin zaman kolunu kaldırır herkes. Değil mi? Koş dediğin zaman koşar. Ama düşün dediğin zaman ne yapsın ki? Yani ben bir zamanlar işte daha yeni öğretmen diye başlamışken görüyordum bazı çocuklar düşünmüyorlar. Onlara ya düşünsene diyordum. Sonra saçmalığını anladım. Bir defa ben düşün dediğim zaman düşünmüyorlar bir. İkincisi ne demek ki düşün yani? Ne yapayım yani? Birisi bana söylese, benden daha zeki birisi. Ya düşünsene dese, ulan ne yapayım yani ya? Ne yapabilirim yani? Yapacak bir şey var mı yani? Nasıl düşün? Nasıl? Daha iyi düşün diyor. Ya daha hızlı koş dese hadi anlarım. Değil mi? Yani daha iyi düşün diye bir şey yok ki. Düşünmek tek başına elde edilen bir şeydir. Anlamak gibi. Yani düşünmek tek başına yapılır. Sen sadece bir öğrencinin ne yapabilirsin? Yapabileceğin 2 şey var. Bir tanesi çocukluktan beri konsantre olmaya, konsantre olabilmeye alıştırabilirsin. Yani kitap okumaya mesela. 1 saat boyunca kitap okumaya, piyano çalmaya, satranç oynamaya, 1 saat boyunca dalga geçmeyi. Yani 1 saat boyunca tek başına dalga geçsin. Televizyon olmadan, cep telefonu olmadan, müzik olmadan tek başına hayal kursun. Bizim çocuklarımız doğduktan sonra hemencik böyle, tabii çok tatlı oldular. Hemen böyle her seferinde böyle aman 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 diye böyle yanağını sıkarlar. Babalar görüşmek ister, oğulla bile bilmem ne falan. Ya rahat bırak çocuğu. Rahat Hiç bırak. yalnız bırakmıyor. Hiç yalnız kalmıyor çocuklar. Tabii o zaman da bir anlamda hiperaktif oluyorlar. Sürekli bir dış stimülasyona ihtiyaçları oluyor. O bir. İkincisi de onlara malzeme sunmak tabii. Yani çocuğa malzeme sunacaksın. Her çocuk satranç oynamak zorunda değil. Değil mi? Yani her çocuk bir bilim insanı olmak zorunda değil. Yani farklı mecralar sunacaksın. Müziğinden işte piyanosu, gitarı, şusu, busu var. Bir tane seçecek. Yani işte bilimi, jeolojisi, matematiği, fiziği seçecek bir derste. Çok şey sunacaksın çocuğa. Yani çocuğa al sana futbol oyna. Olmaz öyle şey. Çok Genelde aileler karar veriyor hocam ona biliyorsunuz. Hani aile kendi istediği şeyi çocuğa sunuyor. Onun içinden seçmesini istiyor. evet Elenmiş doğru. seçim Tabii ki. içinden. Tabii aslında bir anlamda doğal bir şey ama onların da herhalde birden fazla seçenekleri vardır. Yani onları sunmaları lazım. Yani benim en sevdiğim şey çocukken yalnız kalmaktı. Yani şeyde içine kapanık birisi değildim. Tam tersine bayağı popülerdim. Futbolu severdim, işte denizi severdim falan. Yani çok şeydi, yani sosyal bir çocuktum. Ama tek başıma kalmaya bayılırdım. En sevdiğim şey oydu. Bana birisi bir problem versin. Bir problem versin ve ben bir hafta yemeden içmeden kesileyim. Beni müthiş mutlu ederdi bu. Yani bazen problemleri ben kendim bulurdum. Mesela birisi bana bir iskambil kağıdı oyunu göstermişti. Bir numara yapıyor bana. Seçtiğim kağıdı buldu. Çok şaşırdım. Ve birkaç defa yaptı. Her seferinde buldu. Ve belli ki bunda bir numara yok. Yani el çabukluğu yok. Belli ki bir mantık işi. Eyvah. Yaptığından fazla kapandım eve. Yani en sonunda buldum. Yöntemi buldum. Ama yani bu işte bu yani bu, ben nasıl böyle oldum bilmiyorum. Beni ne böyle yaptı bilmiyorum. Tabii bir yerde aslında çalışmak demek aslında
Kendinden kaçmak demektir. Kendini unutmak demektir. Yani biz bir sinemaya gittiğimiz, bir filme gittiğimiz zaman bakıyoruz filme, karşıda bir korku filmi. Korkmuyor muyuz? Korkuyoruz. Yani. Bak film be. Filmin nesinden korkarsın ki? Ama kendimizden geçmişiz değil mi? Siz ne kadar bu film, ben öyle yaparım kendime. Korkuyorum ve korkarım. Ya bu film dedi ama yine de korkmaktan kendimi alıkoyamam. Kendimden geçmişim çünkü. Bazen mesela bir kitap alırız elimize. Sabaha kadar bitirdim deriz değil mi? Kendinden geçmişsin çünkü. Biz kendimizi pek sevmeyiz. Kendimizden geçmesini severiz. Bir maratoncu koştuğu zaman kendisinden geçer. Maraton 40 kilometre koşmak hiç kolay değildir ki. Kendisinden geçer. Ve aslında işkence görür. Vücudu işkence görür. Kendisini insanın kendisini unutabileceği bir mecra lazım, bir uğraş lazım. İnsanlar pul koleksiyonu yapar. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Pul koleksiyonu ne ki ya? Ama kendisinden geçiyor. Kendisinden geçiyor. O yüzden. Yani pul koleksiyonu nedir ki ya pul koleksiyonu ya? İşim gücüm yok. İşim gücü var belki ama o onu seviyor. O dünyayı seviyor. Başka bir dünyaya gidiyor. Bu dünyadan kopuyor. Çünkü biz çok zavallı varlıklarız. Ya şey gör. Futbol maçlarına giden seyircileri gör. Film bitiyor bu arada. Futbol Değil mi? Nasıl böyle? maçlarına giden seyircileri gör. Nasıl kendilerinden geçmişler ya? Hoşlarına gidiyor onların o durum. Futbol maçı da uzaktan tribünlerde gördüğünüz zaman ben 2 defa maça gittim hayatımda. Ufacık gözüküyor. Oyuncular. Doğru bir şey de görmüyorsun üstelik. Ya onlar futbol tarafı değil. Onlar sadece takımlarını teşvik etmek için orada. Yani şey gibi. Ya da şey. Dervişler. Değil mi? Biz kendimizi sevmeyiz. Kendimizden vazgeçmek isteriz. Ama sanırım o arada kalıyor artık. Ne bu da kalpler geliyor? Ne bu kalpler? Sen mi yolluyorsun bu kalpleri bana? Hocam bizi seviyor değil mi? Bence sizi seviyorlar yani. Bu kalplerin hepsi size geliyor rengarenk. Ne o? Ne o? Hocam böyle işte bizi sevdiklerini göstermek için kalpler gönderiyorlar. Yorumları kapattım bu arada. Çünkü donduruyordu. Sizin sesleriniz arkadan geliyordu. Evet. O yüzden insanlar ne yapsın bakın. Kelimeler yoksa diyorlar kalp gönderelim rengarenk. Anladım. Seviliyordu. Anladım. Teşekkür ederim Öyle. size. Teşekkür, ben de onları seviyorum. Hocam çok tatlısınız. Evet, o zaman başka merak edilen sorulardan yönlendireyim mi size? Yolla bakalım. Yolla bakalım. Şöyle seçeyim. Tamam. Hocam gündemimiz koronavirüs ama koronavirüs hakkında konuşmayacağız. Aman artık zaten böyle 5. hafta yani onu anlatmaktan başka meselelere dönüştü. Herkes o ismin altında bir şeyler sunmaya çalışıyor. Sadece belki bu süreçte işte online derslerden de bahsettik. Belki bilime olan inanç biraz daha artmış mıdır? Veya siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir umut var mı? Uyuduklarımızdan sonra biraz ders alır mı sistem dersi? Biraz daha bilime kıymet verilir mi? Bilim insanına, bilim ortamına. Türklerden bahsediyorsun. Genel konuşuyorum. Aman o kadar biraz daha umut vaat etsin diye. Yani Dünya genelinde. gelişmiş ülkeler bundan ders çıkaracaklardır mutlaka. Evet. Mutlaka. Ama Türkiye'nin çıkarmasına gerek yok ki. Nasıl onlar aşıyı bulacaklar, ilacını bulacaklar. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Yani orada her şey var hazır zaten. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Peki yine öğretmenlik ve bu işte online ders, bilim dünyası ve öğretmenlik ilişkilerini düşünürsek. Mesela şu süreçte yine 5. haftadayız. Bu başka platformlar üzerinden dersler devam ediyor. Sonuçta okul dersinden bahsediyorum. Bir şeyler eksik kalmaması gerekiyor ama bu da artık göreve dönüştü. Anlattım, dersimi anlattım, çıktım. Öğrenciyi böyle zapt etmek zorken tabiri caizse bir şey anlamasına ikna etmek zorken böyle sadece sanal alemde öğretmek daha da zor. Yani bu anlamda da çok fazla alternatifler var aslında. Çok fazla modeller var. Yine öğretmenlere işler düşmesi gerekiyor. Yani bu mümkün değil. Mesela siz tahta başında böyle şov yapan bir öğretmensiniz. Yani her seferinde hayranlıkla izlemişimdir sizi. Ama bu online derste öyle bir şey olmuyor. Bunu nasıl yapacağız bu süreci? Nasıl değiştireceğiz? Nasıl daha çok katkı sağlayabiliriz öğrencilere? Bilmiyorum. Zor bir soru oldu. Şimdi Tamam. hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben şov yapmıyorum yahu. Ne şovu yapıyorum?
Yani o kadar muhteşem ki böyle sizin şimdi mütevazinizden öyle diyorsunuz. Gerçekten kendinizi kaybediyorsunuz. Anlattınız biraz önce kendini kaybetmesi. Size anlatırken öylesiniz. Ve bu yansıyor öğrencilere. Biz de burada diğer öğretmenler olarak işte online derste bir şeyler yapmaya çalışan öğretmenler olarak bir fark yaratılması lazım. Bir şey olması lazım. Öğrenciye uzaktan dokunabilmemiz lazım. Ne Evet. yapılabilir ama bir soru bu. Yani düşünmemiz gereken bir şey herhalde. Evet. Ya, doğrusu bazen farkına varıyorum öğrencilerin büyülendiğini. O zaman yani çok keyifleniyorum tabii. Yani o hoş oluyor. Başka soruya geç. Bildiğim konudan Başka sor. geçtim. Peki hocam, şu kaynak olarak mesela bazı öğrenciler her ne kadar matematiğin korkulan bir ders olmasından bahsetsek de genel anlamda bazıları da gerçekten içi kıpır kıpır istiyor yani bunu doğuştan istiyor gibi Ha. öğrenmeye aç konusunda. Ha. Onlar nasıl beslesinler kendilerini? Yani hangi kaynaklardan faydalansınlar? Bu yalnız kalma becerisi dışında yani bir yönlendirilen bir şey olması gerekiyor. Bir yerinde bakması, çalışması lazım. Neleri tavsiye edersiniz? Hangi kaynakları? Benim kitaplarımı İşte bekledik. videolarımı bir defa her şeyden önce İngilizce öğrenmeleri lazım. Yani eğer bir insan İngilizce bilmiyorsa yok. Ya da köle olarak var. İngilizce bilmiyorsan bilgiye erişemezsin. Yani erişemez yani Türkiye çok zavallı bir ülke maalesef. Yani yok Türkiye'de kaynak yok Türkiye'de. Bütün kaynaklar İngilizce, Fransızca, Almanca, daha çok İngilizce tabii. Yani mutlaka herkes benim diyen herkes bu dünyada bir şey yapmak istiyorum. Bilgiye ulaşmak istiyorum. Başkasının kölesi olmak istemiyorum diyen herkes mutlaka okuyacak seviyede. Yazacak değil, konuşacak değil, anlayacak değil. Okuyacak seviyede İngilizce öğrenmesi lazım ki bu da atla deve değil. Yani özellikle belli bir konuda yazıları okumak o kadar yani zor değil. Öyle jargonu vardır, anlarsın bir zaman sonra. Herkes İngilizce öğrenmeli mutlaka. Yani öğrenmeden başka bir şey olmaz. İngilizce öğrendikten sonra dünya kadar kaynak var. Zaten yani ben ne yapardım diye düşünüyorum şimdi. Çok küçükken, işte çok küçükken dediğim 13-15 yaş arasındayken sahaflığa giderdim. Yani kütüphane falan yoktu. Olsa bile benim istediğim kitaplar yoktu orada. Sahaflığa giderdim. Bakardım kitaplara ve yani hoşuma giden kitapları, anlayabileceğimi zannettiğim kitapları seçerdim. Sonra biraz daha büyüdüğüm zaman İsviçre'ye gittim. Orada tabii birkaç kütüphane evinden üyeydim. Orada da dolaşırdım kitaplar arasında, raflar arasında. Zaten aynı konuda kitaplar aynı yerde bir şey olmuştu. Bakardım, seçerdim bir tanesini. Yani bir zaman sonra bir genci yönlendirmeye gerek yok ki. Yani genç kendi kendine yönünü bulabilir. Şey çok önemli tabii. Bir gencin 15-16 yaşında istikametini seçmesi çok önemli. Ben hayatta ne yapacağım? Nereye gideceğim? Benim istikametim ne? Ne faydası var bunun biliyor musun? Daha sonra istikameti değiştirebilirsin. Yani illa istikamet seçip de ömür boyu ona sadık kalacak anlamına gelmez. Ama mutlaka bir istikamet seçmelisin. İstikamet seçmenin şu faydası var. Bir genç her zaman yoldan sapabilir. Serserilik yapar. Anası babası boşanır. Ne bileyim ben sevgisinden ayrılır. Okulda çakar, memnun olur falan. Yoldan ayrılabilir, üzülebilir. Annesi babası ölür, bir şey olur. Herkes olur. Ama istikametini biliyorsan tekrar geri gelirsin. Ben acayip serseriydim. Çok serserilik yaptım. Yapmadığım bir şey kalmadı gençliğimde. Ama hep doğru yola geldim. Eğer istikametim olmasaydı, düşünsene şimdi. Şimdi diyelim ki bir füze fırlatıyorsun. Füze fırlatıyorsun. 1 milimetre sapsan başlangıçta, saatler sonra kilometreler sapar. Evet. Ama füze istikametini biliyorsa, yönünü biliyorsa tekrar yörüngesine girebilir. Değil mi? İstikamet çok önemli. Yani her an, her gün senin istikametin belli olacak. İstikametin belli olursa sapmaya hakkın olur ve geri dönme şansın olur. İstikametin olmazsa serseri mayın gibi dolaşırsın hayatta. Oradan oraya. Sanırım çok garantici bir toplumuz. Yani böyle istikametten kastettiğimiz öyle bir hedefimiz olsun ki, öyle bir yerde olalım ki o hiç değişmesin. Oraya böyle mut gibi çakılalım istiyoruz. O yüzden dediğimiz gibi oradaki küçük sapmalar bizi duygusal anlamda çok etkileyebiliyor. Bu da daha büyük sonuçlara sebep oluyor.
Ya öğrenciler Ama şeyi bilmiyor tabii, daha yaşamadıkları için o günleri. Mesela şey daha, ben 30 yaşında mutlu olacağım. 30 yaşında başarılı olacağım. Ya tamam da nasıl başarılı olacaksın 30 yaşında? Şimdi ben şimdi öğrenciye bazen soruyorum böyle. Haytalara soruyorum. Sen diyor 40 yaşında ne olacaksın biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor. Ben sana söyle, ben biliyorum diyor. Nereden biliyorsun? Tecrübe diyor. Söyleyeyim mi sana diyorum ne olacaksın 40 yaşında? Söyle diyor. 40 yaşına kadar ne yapmışsan o olacaksın diyor. Ne bir fazla ne bir eksik. Biz geçmişin toplamıyız. Geçmişte ne yapmışsak oyuz. 30 yaşında mutlu olacağım diye bir şey yok. 30 yaşına kadar bir defa mutluluk peşinde koşmak saçma da diyelim başarılı olacağım. 30 yaşında başarılı olacağım diye bir şey yok. Yani, yani sana şimdi bugün bale yap deseler bale de başarılı. Ya olabilir misin? Mümkün mü yani? Yani 10 yaşından beri bu işi yapmadan mümkün mü yani insanın belli bir yaşta balede başarılı olması? Değil mi? Yani zannediyorlar ki bir de şey zannediyorlar. Bu çok oluyor. Çok yani sık oluyor. Bende de oldu bu. Zannediyorlar ki coğrafya değiştirirlerse değişecekler. Bir şey öğrenmek istiyorlar. Öğretmen peşinde koşuyorlar. Kitap peşinde koşuyorlar. Bana anlat. Bana göster. Bana öğret. Sen kendin yapacaksın bu işleri. Kendisine güvenmiyor. Başka birisi yapamaz, başka birisi sana anlatamaz. Sen anlayacaksın. Zaten yani üniversite değiştiriyor. Zannediyor ki o üniversiteye geçerse daha başarılı olacak. Hoca değiştiriyor. Zannediyor ki öbür hoca da daha başarılı olacak. Kitap değiştiriyor. Hiçbir faydası yok bunların. İşte orada uzun süre etki verme olayından uzağız ya hocam. Yani bir şeye böyle sürekli istikrarla yapınca olması gerektiğini, o şey yalnız kalarak, uzun Yani süre tutunarak olması şimdi beni ukalalıkla suçlamasınlar. Ukala değilim burada. Ukala. Yani sanki ben mükemmel bir gençtim de şimdi herkese ders veriyorum falan. Yok ya. Dayak yiye yiye öğrendim ben bunları. gerektiğini. Hep Yani evet yani. Peki Böyle. hocam ben sizin verdiğiniz bir örnek bana çok ders olmuştur. Öğrencilerimle de paylaşıyorum. Bir tane dersi çok zor anlamışsınız matematikteki bir konuyu. Bir yıl boyunca çalıştığınızı anlatırsınız hep. Ha Bir yıl evet. boyunca çalıştığınızı. O anıdan paylaşmak ister misiniz buradan? Ben yani Evet. çok öğrenci izliyorum çünkü görüyorum. Yani böyle Evet. matematiğim böyle çalıştım. Akşamdan sabaha olacak bir şey değil yani hiçbir konu aslında. Evet. Buyurun. Soyut cebir, lisede falan da çalışmıştım soyut cebiri. Kitapta da vardı, ders kitabında da vardı ama yani saçmaydı, olmaması gerekirdi. Çünkü soyut cebir biraz fazla yani lise öğrencisi için. Sonra üniversiteye geçtim. Fransa'da Matsup sınıfındayım. Cebir dersi, soyut cebir dersine geldik. İkinci dönem neydi? Evet. Birinci dönemin ikinci yarısı. Bir de kitabım vardı. Çalışıyorum. Kitabı okuyorum. Anlamıyorum. Anlıyorum da anlamıyorum. Yani anlıyorum eşek değilim ya. 50 defa okuyunca anlıyorum yani. Yani bir satırdan diğer satıra geçmesi biliyorum da. Ya bütün bunlar nereden geldi, nereden çıktı, bu fikir nasıl geldi? Bir türlü kendim alım olmuyor. Ya o kitap hamura döndü. İçinde yazılan notlar, bilmem neler falan filan. 6 ay, 7 ay, 8-9 ay boyunca çalıştım. Sonra attım kitabı. Yani ben dedim, beynim basmıyor. Ben soyut cebiri anlayamıyorum. Algılayamıyorum. Yani benim şeyim değil. Ben dedim analizci olacağım. Ve analiz, integral diye bilmem neydi, şöyle buydu falan onlara şey dedim. Ondan sonra üniversiteye de kayıt dedim aynı zamanda. Üniversitede grup teorisi, ben üniversite gitmezdim, sadece sınavdan sınava giderdim. Gidim dedim şunun bir kitabını alayım da dedim, grup teorinin kitabını alayım da dedim bir hafta öncesinden. Bir hafta çalışsam yeter çünkü bayağı donanımlıyım ben, gece gündüz çalıştığım için. Bir hafta çalışsam yetiyor genellikle. Bir hafta öncesinden kitabını aldım. Ve bu bakiyi aldım. Bu bakiyi yani en soyut, en zor, yani en genelden özele giden, örnek vermeyen, en düşmanca kitap yani. Ya kendime bir şey zannediyormuşum ki bu bakiyi aldım yani öyle fasofize kitap almadım yani. Bu bakiyi aldım.
Masaya geçtim çünkü biliyorsun zorlanacağım bu konuda biliyorum. Masaya geçtim kalem kağıt. Başladım okumaya. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa, dört, beş, on, yirmi. Ya çok kolay ya. Koltuğa geçtim. Masanın ciddiyetine gerek yok. Anlıyorum çünkü. Masada okumaya başladım. Adeta Dostoyevski okuyorum. Ondan sonra ya çok kolay. Yatağa geçtim. Yatakta okumaya başladım. Ya nasıl olmuş bilmiyorum ama yazılanların hepsini biliyordum ben aslında. Öğrenmişim, nasıl anlamışım bilmiyorum. Oysa aradan 8 ay falan geçmişti. O O da çok geçmedi. 8 ay boyunca beynimde o okuduklarım pişmiş, olgunlaşmış, vücut bulmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani öğrenmek, anlamak nasıl oluyor biliyorsun? Anlamak. Anlamak şöyle olmuyor. İşte ya da işte bilimde ilerleme şöyle olmuyor. 3 gün çalışırsam 5 anlarım. 6 gün çalışırsam 10 anlarım. 12 gün çalışırsam 20 anlarım. Ve doğrusal bir ilişki yok. Ne oluyor? Anlamıyorsun, 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 anlamıyorsun. Hop! Anlıyorsun. Evet. Sıçrama. Epistemoloji sıçrama yaşıyorsun. Birdenbire beyninde birdenbire nöronlar açılıyor. Ya bir de şaşırıyorsun. Ulan niye anlamadım ben ya diyorsun. Neyi anlamadım ben de? Aptal mıydım? Neydi yani? Ulan yani 3 saat önce, 5 saat önce, bir gün önce. Yani ben hep böyle, bak bu çok önemli bir şey. Bunu tavsiye edeyim. Bu benim o kalitem vardı. Bir şeyi anlamadıktan sonra 2 ay sonra anlamışsam mesela düşünürdüm. 2 ay önce nesini anlamadım? Ne eksikti beynimde? Yani kendi beynim üzerine düşünürdüm. Yani en zor şeysidir. Bu çok faydalı. Çoğu zaman cevabını bulamazdım. Ama çok faydalı bir şey. Herkese tavsiye ederim. Bir de yıl sonunda şu, ben bu yıl ne öğrendim? Ben bu yıl ne öğrendim diye düşünüyordum. Ve şaşkına dönerdim. O kadar çok şey öğrenmişim ki. Çünkü şeyi fark edememişsin. Gün be gün. Ya her gün sanki boşu boşuna geçiyor gibi. Yani o kadar çalışıyorum bir şey öğrenemiyorum zannediyorsun. Bir yıl sonra ben bu yıl boyunca ne öğrenmişim diye düşündüğün zaman şaşkına varıyorsun. Ben şimdi bir gün burada ders veriyorum. Birinci sınıf öğrencilere ders veriyorum köyde. Ondan sonra dersten çıktım. Kara kara düşünüyorum. Ya ben bunlara bu kadar çok şeyi nasıl öğreteceğim? Nasıl öğreteceğim? Yani nasıl öğrenebilirler? Yani bu önlerinde 4 yıl var. Nasıl öğreteceğim 4 yıl boyunca bunlara? Sonra Yusuf Hoca gördü beni. O Yusuf Hoca, Yusuf Ünlü. Ali ne o dedi, ne düşünüyorsun dedi. Ne kadar çok şey bildiğimi düşünüyorum dedim. Ama biliyorsun o öğrenciler öğreniyorlar. 3 yıl içinde, 4 yıl içinde ya, nasıl öğrenir? Ya bir insan bunları bu kadar zamanda nasıl anlar, nasıl öğrenir diye kara kara düşünüyorum. Sanki imkansızmış gibi geliyor bana ama öğreniyorlar. Çalışırlarsa, isterlerse, azim varsa, irade varsa öğreniyorlar. Güvensinler bana. Ben bazen önce diyorum ki sen diyorum benden daha akıllısın. Kesin de öyle biliyorum. Bunu ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Yaparsın diyorum. Zaten size karşıda olarak algı yapı var ya, işte Ali Hoca çok muhteşem zeki olduğu için her şeyi biliyor. O kadar Onun aptaldım çalışması. ki. O kadar aptaldım ki. Şimdi normal zekaya eriştim. O kadar, ya çalışmak insanı akıllandırıyor bir zaman sonra. O Evet. epistemolojik sistemler var ya, bir zaman sonra akıllanıyorsun. Yani mesela edebi olsun, siyasi olsun, felsefi olsun birçok şeyin bir zaman sonra yani gençken düşündüklerin yanlış olduğunu anlıyorsun. Bu da sana bir ders oluyor yani. Demek ki düşün. O kadar çok ikna olmuşum ki ben geçmişte çocukluğumda bazı şeylere. Yanlışmış onlar. Düşünmek gerekiyormuş demek ki. Değil mi? Yani her Aynen. şey hakkında. Her şey hakkında. Kitap okumak iyidir. Niye iyiymiş? Hadi bakalım. Kitap okumak niye iyi? Düşün bakalım. Yani sanat niye iyi bir şey? Picasso niye? Picasso'yu bilmen ne işine var? Hadi bakalım. Picasso'yu bilmek ne işine Kazandıracak. var? He? Ne Hiçbir şey olmaz. kazandıracak? Hiçbir şey olmaz. Ama her şey yarar tabii. Yani o hep bu bizim ne işimize yarayacak sorusu var ya hocam, matematiğin en çok maruz kaldı. Yani Evet. basit, çok basit aslında, senin 4 işlem dışında somut olarak bir işine yaramasını beklememen gerekiyor. Bu bir düşünme felsefesi, bu sana katkı, senin insanlığına katkı
Ama Tabii. sen de bunu ne Bu işe neye yarar? benziyor Öyle biliyor anlatıyorsun. musun? Bu neye benziyor biliyor musun? Ben 673 kere 742'yi hayatım boyunca hiç çarpmayacağım. Niye onu çarpmasını öğreteyim ki? Öğreneyim ki? Değil mi? Yani sayıları... Ben hayatta hangi sayıları çarpacaksam onları öğret. O sayıları çarpmıyor. Diğerlerini öğretme. Olur mu böyle bir şey? Değil mi? Havuz Yok. problemleriyle dalga geçerler. Havuz problemi. Havuz problemleri kimin işine yarar? Havuz problemleri tesisatçının işine yarar belki. Değil mi? Bir de yalısı olan işine yarar. Ama İş havuz olarak da. problemindeki amaç havuz problemlerini çözmek değil ki. Değil mi? Bir düşünce tarzı. Onu bir formelleştirme, işleme dökme, kendini kontrol etme, düzgün yazma, doğru düşünme falan. Değil mi? Aynen, verilenleri alıp sonuca ulaşma, ama işte biz hep problemi çözdüğümüz zaman bir şıkkı işaretleyip başka bir yerde işimize yaramasını Ama beklediğimiz maalesef. için orada vermeye çalıştığımız felsefeyle çocuğun maruz kalmasına çakışıyor ve hepsi boşa gidiyor aslında. Maalesef. Peki o işte burada öğretmenlere çok iş düşüyor. Yani hepimize çok iş düşüyor. Bunu bir kısır döngü aslında. Sizin de bir işte, olimpiyat sınavları için öğretmenleri Telefonun bunu sıkıntısı da. Şuraya mı girdin? Ne hocam. yapıyorsun? Evet. İki yıldır da matematik köyünde öğretmenlere programlar oluyor. Takip ediyorum ben de. Birer haftalık sürüyor. Acaba şöyle bir merak var, bir soru var. Bu öğretmenlere programları matematik köyünde arttırılması nasıl olur? Böyle bir düşüncesi var mı Ali Hoca'nın diye soruyorlar. Yani bir gün 24 saat, bir hafta 7 gün. Benim de Her etim şeyi biliyorsunuz. yani elimizden geldiği yaparız ama aslında talep varsa yaparız. Ya, elimizden geldiği yaparız talep varsa ama talep olduğuna emin değilim ben. Belki bir grup bir araya gelip biz bunu istiyoruz deyip zaman planlaması. Seve seve. Buradan sonra da cevap olsun. Hayır, Doğru yok. anladın mı? Lise programlarına ve üniversite programlarına da gelebilirler. Yazları. Hocam, öğretmenlerin zaten ben biliyorum olayı var ya, öğrenciyle derse girmeye çekinme durumu. Onu bir aşılırsa, hani oradaki tırnak içindeki ego bir aşılırsa zaten daha çok güzel şeyler olacak, ama öğrenciyle derse girmek istemiyor pek çok öğretmen meslektaşından. Bunu biliyorum. Niye? Çünkü ben biliyorum algısında. Ben zaten onu Da biliyor ama yani bilmediği ortaya çıkacak diye utanıyor. belki de evet. Abi, İşte kendinize yetişme. tüm evladımı öğretiyorum lise öğrencilerine. Bir de öğretmen var. Dedi ki bana, ya sıfır için biliyoruz, bir için biliyoruz. Daha ne gerek var ki dedi. Yani inanabiliyor musun ya? İşte o kendisinin öğrenme ihtiyacı hissetmediği için. Peki hocam, bu yaz dönemindeki programlar dışında hani öğrencilerimizi getiriyoruz köye. Ben de getirecektim Mayıs ayında ama yalan oldu bu yıl için. İşte 2 günlük, 3 günlük, günübirlik geliyoruz. Orada bir köyü deneyimliyorlar veya yaz döneminde en az 2 haftalık zamanlarda gelip oradaki atmosferi görüyorlar. Peki acaba hani o özellikle kısa süreli olan geziler öncesinde öğretmenler öğrenci nasıl bir yönlendirmede bulunmalı köye gelmeden önce? Yani çünkü şöyle bir şey değil, sihirli değnek değil en nihayetinde. Hani köye geldiler diye sizden ders aldılar diye müthiş bir tecrübe bu kesin. Ama bir anda değişmesini bekleyen bir zihniyet de oluyor ya. Ama önceki deneyimleri çok farklı. Nasıl bir yönlendirme olmalı veya bir yönlendirme gerekiyor mu köye gelmeden önce Yok, sizce? hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Sürpriz olsun İşte o. direkt o... O bu gelen sorulardan biriydi bu arada. O yüzden size yönlendirmek istedim. Öyle. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Öyle. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Ben de Belki yine buluşuruz. sağ ol canım. Hoşça kal. İyi akşamlar.